Tabii ki biz de zorlu bir süreçten geçiyoruz kulüp olarak da ama bir yönetimimiz değişti. İnşallah bu dönemi atlatacağız. Ama biz çok zorlu, buraya hiç kolay şekilde gelmedik. Hep zorlu bir süreç vardı. Çok sıkıntılar çekerek geldik. Bu süreçlerde de bu zorlukları aşmasını bildik. Gene önümüzde bir zorlu bir süreç var. Kulüp olarak kenetlendik. Taraftarımızın, herkesin desteğiyle de bu sorunları aşmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra da güzel günler başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü bu kötü bir gidişatımız var. Aynı şekilde Konya'nın da kötü bir gidişatı var. Orada kazanmak isteyecekler. Biz de kaybetmemek, kazanmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu zorlu süreçte bizim bir galibiyete, bir morale ihtiyacımız var. Onu da burada Konya'da kazanacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımızı iyi bir şekilde hazırlıyoruz. İnşallah oradan da istediğimiz bir oyuna galip geliriz diye düşünüyorum. Yeni yönetim, daha önce de çalıştığımız yöneticilerimiz vardı, başkanımızla daha önce çalışmıştık. Tabii ki olumlu bir hava oldu, olması da gerekiyor dediğim gibi. Ama sadece burada yönetimle olacak ve başkanımızla olacak şey değil. Burada şehir olarak takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Dediğim gibi biraz zorluklar çektik bu konuda ama bundan sonra bu desteği gördüğümüz zaman da oyuncularımızla beraber moral motivasyonumuzu yükselttiğimiz zaman çok iyi işler olacağını düşünüyorum. So, in defense is all the thing. It's not just a part of the responsibility for the stopper or the fullback or the goalkeeper. For sure, is our natural position. But you know, it's about the team. You know, we had some time in trouble in this season. Many problems, you know, come to about players, about, you know, situation in the club. In the end, this kind of thing you reflect on the pitch, you know. But for sure, I am leader in the defense. I get my responsibility. I know we need to improve because what the coach said. When you want to make a compact team, you need to start for good defense. So I wish in the last part of the season we can improve this. And for sure, when you guarantee zero, for us is we are more close to win. Evet, şöyle söyleyeyim, defans aslında sadece defans oyuncuları yapmıyor. Tabii ki pozisyon gereği stoper, sağ bek, sol bek ve kaleciden oluşuyor gibi gözükebiliyor defans kısmı ama biz bütün takım olarak defans yapıyoruz. Bazen takımımız zorlu süreçlerden geçti. Sizler de biliyorsunuz bu sezonki problemleri, takımın içinde bulunduğu durumu. Ama eninde sonunda bizler sahaya çıkıp bunu en iyi şekilde yansıtmak için ortaya çıkıyoruz, sahaya çıkıyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Ben de tabii ki defanstaki lider oyunculardan biriyim. Hocamızın da dediği gibi en iyi defans kompakt olarak başlıyor. Takımımız kompakt olduğunda, dar bir şekilde karşıladığında rakibi, her zaman biz daha iyi oynuyoruz. Sezonun son bölümünde de umarım daha iyiye gidip bu işi başaracağız ve maçlar ne zaman 0-0 devam ederse biz kazanmaya o kadar yakınız. What are your expectation from Konya Spor game? Yes, it will be a hard match because we know what thing is Konya. Also they had in hard time, you know, they had long time they can win, but we had to win this match. We had also long time. We can get 3 points. So we need to go to Konya to play with responsibility, with good character, and show what we show in the second half of the last match. We really want to win. So
I think so. This is the attitude to play this kind of match. Zor Konya maçı, zor bir maç. Konyaspor'u tabii ki biliyoruz. Onlar da zor zamanlar geçiriyorlar çünkü uzun süredir kazanamıyorlar. Biz de aynı şekilde uzun süredir maç kazanamıyoruz. Fakat 3 puanı kazanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Konya'ya gittiğimizde bu sorumlulukla gideceğiz oraya. Bu iyi karakteri ortaya koyacağız. Aynı geçen maçın ikinci yarısında oynadığımız gibi kazanma ruhunu göstererek o maçı oynayacağız ve bu davranışı göstererek kazanacağız.